Kariyerimizin 5. sezonuna hepiniz hoş geldiniz. Gürkan Hoca'ya öyle bir teklif geldi ki bu teklifi reddedemezdi. Gerçekten takım vahim durumda. Ligini 5. tamamlamış. En ezeli rakibine karşı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmiş. Ligin zirvesindeki takımlar arasında en çok gol yiyen takım. Bu yüzden başkanlarına Premier Lig'de en az gol yiyen takımın hocasını getirmek mantıklı gelmiş. Arkadaşlar, yeni takımımız Real Madrid kariyerimizin 5. sezonuna hepiniz hoş geldiniz. 41. bölüm. Los Galacticos'un Gürkan Hoca'ya ihtiyacı var. Başvuruyoruz. Premier Lig'de aldığımız tüm başarılar üzerine Real Madrid bizi istedi. Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint Germain kazanmıştı. Ben buraları göstermemiştim sizlere. Barcelona yarı finalde Dortmund'a elenmiş. Ondan öncesinde çeyrek finalde Real Madrid'i 4-2 elemişler. Real'e bir ayrı hüsranda La Liga'da yaşatmışlar. Barcelona şampiyon olmuş. Real Madrid 98 gol atmış ama 72 gol yemiş. İlk 7 takım arasında en çok gol yiyen takım Valencia. Valencia'ya kadar gol yemişler resmen. Onlar da 8. bitirmişler ligi. Hatırlarsanız biz de Premier Ligi en az gol yiyen takım olarak tamamlamıştık. Jordan Pickford'a bence ihtiyacı var Real Madrid'in. Aynı anda Cristiano Ronaldo Real Madrid'e geri dönecek mi soruları sorulurken gerçek hayatta biz de Claudio Costa'yı beraberimizde götürebiliriz. Ronaldo'nun ricenini Real Madrid'e götürebiliriz. Ve beklediğimiz haber geldi. Real Madrid bize haftalık 121 bin euro verecek. Teklifi kabul ediyoruz. Real'e imzamızı atıyoruz. Ve işte Santiago Bernabeu'da basın mensupları önünde Gürkan Hoca formayı kaldırdı, imzasını attı. Müthiş bir görsel. Santiago Bernabeu'da Gürkan Hoca sesleri. Takımın kaptanı Marco Bulat mı olmuş? Rotasyon oynayan oyuncu bizi karşılıyor. Abi Los Galacticos'a ne olmuş böyle? Altyapısı rezil. Bu ne abi? Şimdi ek olarak kadro merkezine bakacağım. Arkadaşlar, kontratı biten oyuncuları eğer ki varlarsa ben uzatmayacağım kontratlarını. Biz gelecek sezonu atlayacağız. Şu an 4. sezonun sonundayız. Şu ana kadar halletmemişlerse o işleri biz olduğu gibi bırakacağız. Bize yetki 5. sezonun başında geçecek. Ben sadece görmek için buraya bakıyorum. Takımın en iyi oyuncusu Vinicius Junior. 20 gol 13 asist en verimli oyuncusu aynı anda. Asensio duruyor. Valverde duruyor. Valverde'nin durması iyi. Severim kendisini. Baturina diye bir oyuncu var, 84'e gelmiş Hırvat oyuncu. 85'lik bir sağ kanadımız var. Nicolas Gonzalez pek oynatılmamış. Malo Gusto sağ bek. 84. 5. sezonda olmak da güzel ya. Böyle potansiyelli oyuncular potansiyeline ulaşmışlar gibi görünüyorlar. Mesela kaptan Marco Bulat gibi. 82. Pau Torres burada. Oo, Osayi burada. Osayi Samuel Real Madrid'e transfer olmuş. Yuh. Hiç maça çıkmamış, orası ayrı da. Bu sezon transfer edilmiş demek ki. Biz İstanbulspor'un kadrosuna bakarken İstanbul'daydı. Demek ki ara transferde değişmiş. Dizilişi görüyoruz. Jota, OF, Valverde sağ kanat, Vinicius sol kanat, Baturina. Orta saha çok zayıf. Akanji mesela MD'ye oynatılmış gibi görünüyor. Eğer Pellegrini oynatılmamışsa. Stoperler aşırı iyi değil. Verissimo mesela 82. Sol bek 84. Yedeklere baktığımızda, rezervlere baktığımızda oldukça düşük overall'lı oyuncular. Gerçi Madison falan var. Pau Torres var stoper için. Pau Torres çok iyi. O Premier Lig'deydi yanılmıyorsam. Buraya transfer edilmiş yine ara transfer döneminde ama biraz geç kalmış Real Madrid. Neyse arkadaşlar, kontratı biten kimse yok. Kimse görünmüyor. Serbest kalma bedeli olan oyuncular var. Bakın burada Vinicius'u hemen halledebiliriz. Çünkü ben onun gitmesini istemem. Gürkan Hoca yeni tarzıyla bu arada. Gel lan dinozor, T-Rex. Siz de Vinicius Junior dinozora benzetmiyor musunuz arkadaşlar? Yani saçlarından dolayı galiba, bilmiyorum. Böyle sivri sivri ya bir de. Tam bir T-Rex. Maaşında da biraz fedakarlık yapsın be aga. 450 bin euro iyidir. Tamam, serbest kalma maddesini yok ettik. Şimdi buradan 5. sezona resmi bir şekilde atlayalım. Okey, şimdi 5. sezona geldiğimizde gelenler ve gidenlere bir bakalım. Kimse gitmemiş, kimse de gelmemiş arkadaşlar gibi görünüyor. Oyuncularımızı en iyi overall'lara göre sıralarsak bu dizilişi kullanarak böyle bir şey ortaya çıkıyor. Takımda inanılmaz bir forvet eksikliği var. Şu Noel fena görünmüyor aslında. Bir de aklımda şöyle bir plan var. Bir B kadro oluşturma planı var. Görüyorsunuz ne kadar çok 79 ile 71 arası oyuncumuz var. Örneğin şöyle. Şöyle bir ikinci kadromuz olabilir. Hatta az kadronun yedeklerini koymadan da bir kadro kurabiliyorum. O yedekler daima yedek kalabilirler. Osayiler gibi, Baturinalar gibi. İyi oynadıklarını daha fazla oynatırız falan filan. Böyle düşünüyorum. 348 milyon bütçemiz var. İlk olarak bu takımın Jordan Pickford'a ihtiyacı var. Geçen sezonun oyuncusu. Pickford'ı La Liga'da da görmek isterim açıkçası ama o 14 verdim. Sheffield kaçtı. Neyse, ben Courtois'ı transfer listesine ekleyeceğim. İyi bir para elde edebilirim.
alabiliriz kendisinden. Çok gol yemiş. Yoksa severim kendisini. Bu arada Malagusto da sağ bek, bize yeni bir sol bek lazım kesinlikle. Aslında Calvin Bassey de çok iyi oynamıştı da şimdi farklı oyuncular da getirmem lazım. Costa'yı zaten getireceğiz. Gerard Moreno gereksiz bir oyuncu şu an, 35 yaşında, onu salalım. Noel var zaten. Hakim Ziyech'i gönderebiliriz. Courtois için bir teklif var Inter'den. 40 istemek fazla mı olur? Yine başka bir oyuncu vermek istediler. 28-9'a düşüyorum. Kabul ettiler. Biraz kazıklandık belki. 40'tan çok düştüm bir anda. Trent'i Southampton istiyor ama yani Trent Alexander-Arnold da yüksek overall'lı, kaliteli bir sağ bek kardeşimiz. Dünya Kupası'nda oynatılmadı ama. Baturina'yı satmayalım. Bu genç çocuğu satmayalım. Deneriz. Pickford'a yeniden bir teklif yapabiliriz. 19.8 alt eder diyor. 17 milyon teklif edeceğim bu kez. Osayi istiyor Sheffield. Biz Osayi'yi oynatabiliriz ya. 18 verelim. 24.7. Bak Sheffield biliyor değerini Pickford'ın. Hadi 23.5 vereyim size ya. Okey. Lan arkadaş bu kez de maaşı kabul etmedi ya. 80 bin verdim. 66 alıyor orada. La Liga maaşı gözlüyor. Yılan hikayesi oldu Jordan. Neyse abi, çok zaman geçmeden biz Claudio Costa'yı alalım, başkası almadan. 91 overall'a yükselmiş. Müthiş görünüyor. 205 milyon ödeyebilirmişiz. Aslında Courtois'ı da verebiliriz onlara. Yardım amaçlı. Şampiyonlar Ligi'nde olacak çünkü şimdi Sheffield. Courtois artı 165 milyon euro. Courtois'ı istemediler, 206 milyon istediler. Lan Sheffield'un yeni hocası da iyi pazarlık yapıyor ha. Biz 200 verelim. 214'e düştü. 205 milyona var mı? Düşünecek. Ben açıkçası şu bizim Gordon Miller'ı da getirmek isterim arkadaşlar. Bizle gelsin, gelişmeye devam etsin gibisinden. Hani o zayıf takımlara karşı oynatabiliriz bizim B takımında, B kadrosunda. Costa teklif uygun. Görüşelim. Ooo 5 yıllık gelmek istiyor. İyi para vermemiz lazım yalnız şimdi, yoksa kaçacak. Serbest kalma bedeli 471 milyon euro. Sanmıyorum ki kimse o parayı versin ilk sezonda, kabul ediyorum. O kendisi para istedi, ücret istedi. Çok iyi. 10 golde bir 4 milyon nedir abi? Tamam, primini veririm ama 290 Kostacım, yani 280 şimdi, ayıp olmasın yönetime de. Perez dede. Tamam ya, istediğin gibi olsun. Ooo yıldız oyuncu geldiği için top imzalama sahnesi arkadaşlar. Ben bunu uzun zamandır görmemiştim. En son İngilizce kanalımda Bernardo Silva'yı Barcelona'ya getirmiştim. Bu açıdan göstermişlerdi. Claudio Costa, Cristiano Ronaldo'nun ricini Real Madrid'de. Los Galacticos yeniden parlayacak bu sezon. Ooo Costa'nın numarasını Gürkan Hoca kaldırıyor. 10 numara. Vay değişik açılar ha. Sürekli Gürkan Hoca yanında. Crazy. Vay. 10 kilo. Evet, transfer için A aldık. Claudio Costa müthiş transfer. Yaz transfer döneminin en sansasyonel transferi. Haberler bir tek onu konuşuyor. Bienvenido Claudio Costa. James Maddison, sen 7 numarayı ver. 10 senin olsun şimdilik. Şimdi geçen sezon 5. bitirdiğimiz için Şampiyonlar Ligi'nde de olmayacağız bu sezon galiba. O sıkıntı da var ha Real'de. Hak etmemiz gerekecek. Bize daha iyi sağ kanatlar lazım aslında. Nico Gonzalez'le olacak iş değil bence. Az kadro seviyesi değil. Zaten yedekte 84'lük Asensio var. Ama açıkçası ben Asensio'yu gönderip Gonzalez'i yedek tutmak isterim. Çünkü Asensio yavaş. Daha çok bir merkez ofansif orta saha gibi. Vini Junior, Costa sağ kanadada böyle yüksek overall'lı bir oyuncu. Çok iyi olur. Ve Thibaut Courtois ayrılıyor. İlk oyuncumuzu aldık, ilk oyuncumuzu sattık. Inter Milan'a 29 milyon euroya gidiyor. Gordon Miller'ı 5.7 milyona alabilmişiz. O da kulübe girişini yaptı. Ufak İskoç. O da Los Galacticos'ta B kadroda yerini almaya geldi. Jordan Pickford 2 katı para istiyormuş arkadaşlar. Kabul ediyorum. Ve bizim kariyerimizin en formda kalecisi Jordan Pickford'da Costa ve Miller'dan sonra Sheffield'dan La Liga'ya geliyor. Bu arada Sheffield'dan transfer bu kadar yeter bence. Değil mi? Adamları çok zayıflatmayalım. Hem de yeni oyuncular da transfer etmeye başlayalım. Şimdi Lisandro Martinez'in 1.78 boyu var ya. Nasıl oynar bilmiyorum stoperde. Hiç oynamadım kendisiyle. Bir de Pugusto sağ bek arkadaşlar. Sağ ayaklı sağ bek. Aslında bize sol bek lazım. Yıldız bir sol bek. Orta sahada da açıkçası Pellegrini'den daha hücumcu bir merkez ofansif orta saha isterim. Madison'ın da yeterli olmadığını düşünüyorum. Sağ kanadın da yeterli olmadığını düşünüyorum. Los Galacticos dediğim minimum 87
rating falan olmalı bence. Tabii para da suyunu çekmeye başladı. 164 milyonumuz hala var da anca bir oyuncu transfer edebiliriz. Şimdi ligde bir açılış maçı yapalım. Girona'ya karşı oynayacağız. Ardından iki önemli maç. Sevilla maçı, Madrid derbisi, Atletico Madrid'e karşı. Şimdi iki önemli maç geldiği için acaba B kadromuzla mı sahaya çıksak diyorum. Gürkan Hoca ilk basın toplantısını verecek. Bunu soracaklar ona. Hocam bu kadroyla rezil olmayasınız. La Liga'ya yeni geldiniz, açılış maçı. Neden böyle bir karar aldınız? Gençlere her zaman şans vermeye açığım. Ana kadromuzda forma şansı elde etmek isteyenler için müthiş bir fırsat. Transfer çalışmalarımız hala devam ediyor. O yüzden as kadromuz %100 net değil. Bu yüzden Girona'ya karşı böyle bir kadroyla sahaya çıkacağız. Adam açılış maçı falan dinlemiyor. Her şey hazır arkadaşlar. Geçelim ilk maçımıza. La Liga'da ilk maçımıza geçerken like butonuna basarsanız sevinirim. Gürkan Hoca ilk izlenim diyor. Farklı bir görsel. Vay, görevinin başında Gürkan Hoca La Liga'da. Ve işte Santiago Bernabeu, Real Madrid Girona. Yeni bir serüven, yeni bir heyecan. 10.000 beğeniye getirelim bu videoyu. Hala Madrid diyoruz. Ve düdük çalıyor, Noel'in vuruşuyla maça başlıyoruz. Belki beklemediğiniz bir dizilişle, bir kadroyla sahadayız arkadaşlar. Ama burada farklı bir şey yapalım istedim. Zayıf takımlara karşı da ara ara oynayalım. İkinci kadrodaki oyuncularımızı da daha iyi tanıyalım. Onları da geliştirelim. Şimdi Gordon Miller pası geçmedi. Orta sahada 84 overall'lı Baturina'yı da oynatıyorum. Onu da görmek istedim çünkü. Baturina Miller'a verdi. 33 numara Miller pası geçti Noel'e. Noel. Sack Noel. Hatırlıyor musunuz? Sack Noel vardı. Hatta onun şarkısında çalarız gol atınca. Neydi o şarkının adı? Şimdi Peter. Peter iyi driplingi var. Nakai. Takeshiro Naka. Namı diğer Pipi. Lakabı Pipi cidden. P-I-P-I. 31 numarayı da aldım. Ya çok acayip rastlantı. Ama bunlar harbiden bizim 29 ve üzeri numara tayfamız. 30, 31, 32, 33 öyle gidiyorlar. Şimdi Baturina araya girdi. Yine Nakai, onun pası. İyi pas. Marvin Çatal. Peter. Ondan Nakai'ya. Takeshiro Hiro Nakai. Az farklı dışarı. Gürkan Hoca önce gençleri görmek istiyor. Gençlerden gördüğü performans da oldukça iyi. Nakai şimdi. Nakai iyi oynuyor. Miller kaçar mı? Peter çok iyi pas. Gordon Miller ilk golümüzü atıyor. İlk maçı ilk golü. Genç İskoçyalı. Braveheart Gordon Miller. Gordon Miller. Vay be. Parlayacak mı acaba? Santiago Bernabeu'da şenlik havası var. Sesi geliyor. Bu arada Fabio Silva buraya transfer olmuş. Geçen sezon Premier Lig'deydi. Karşımızda oynuyordu genellikle. Neyse. Tribünler maç başladığında tam biraz tedirginlerdi, böyle bu genç kadro ne alaka falan, bu hoca kim böyle, ne yapıyor falan diyorlardı ama Gordon Miller'ın gol atması çok iyi oldu. Gol yemezsek iyidir şimdi. Merlin bu maçı gol yenmeyen bir maçla tamamlamak süper olacaktı derken defans allak bullak abi. Defans allak bullak. 1-1 Ricardo Artero. Yine Girona bastırıyor. Kalecimiz çok acayip bir yavaş reaksiyon. Girona yine geldi. Kaleci Luis Lopez. İlk yarının son aksiyonu dikkat. Korner. Kaleci Araujo. Sol bekimiz çizgiden çıkardı. Çok tehlikeli. Ve sonunda bitiriyor mu? Hakem bitiriyor. O sayı takviyesi yapalım arkadaşlar. Bir de Madison yapalım Nakai'nin yerine. Bu kadarı yeterli. O sayı bakalım nasıl oynuyor. Çok iyi top, dışarı gitti Fabio Silva. O sayı orada adamı tutamadı. Hızlı görünüyor ama adamı tutamadı nasıl olduysa. O sayı pas hatası şimdi de. Şimdi forvetimiz Noel, onun pası. Bravo Madison. Hocam çok kritik, sert. Noel kullanıyor. Miller ara pası. Zamanlama iyi mi? Offside. Bir böyle yarım saniye. 30 salise geç pas. Yine geliyoruz. Peter, Miller, Peter'e. Bu kez zamanlama iyi ama kaleci Yaroş. Gordon Miller'dan çok iyi bir maç çıkıyor arkadaşlar. Marvin'in korneri. Kafa var mı? O sayı oralarda. Şimdi Baturina, Peter. Okey. Güzel. Madison dışarı vurdu. Gordon Miller, James Madison. Baskı geldi. Okey. Baturina, Miller. Pası, Peter. Dışarı. Oğlum bu adam sol ayaklı mı sağ ayaklı mı? Sol ayaklı. Sol ayağıyla da vuruyor.
Darday iyi araya girdi. Haydi Madison. Taktik değiştirdik gol için. Gerard Moreno da oyunda. Arribas. O da yedeklerden girdi. Peter. Arribas. Okey. Baturina. Miller. Açtı. Marvin. Yeniden Gordon Miller'a. Gordon Miller bir fake. Bir fake daha. Kime verecek? Çok iyi. Yes. 2-1. Gordon Miller show devam ediyor. Gerard Moreno takımdan ayrılmadan gol atıyor. Gürkan Hoca beni satma diyor. Taraftarlar da girmiş sahaya. Çılgın bir atmosfer son dakikada Santiago Bernabeu'da. Gençleri destekliyor tribünler. Gordon Miller Show 2 fake. Ayağında tutabildi o topu. Pasını verdi ve gol geldi. Ve son düdük de geliyor. Gordon Miller'ın yıldızlaştığı ilk maç. Gürkan Hoca'nın Real Madrid'deki ilk maçı 2-1 tamamlanıyor. Genç yıldızlara güvendi hoca. Verdi yetkiyi ve sonuç geldi. Zor da olsa geldi. Maçın adamı Gordon Miller. Bu sezon 80'e getirebilir miyiz onu acaba? Şimdi arkadaşlar acaba merkez ofansife Xavi Simons mı getirsek diyorum. Sağ kanat da oynayabiliyor. Yıldızı bu sene iyi parlıyor PSV'de. Kırmızı beyaz siyahlı bir takıma daha gelmiş bizim ligimizde. 94 milyon edebilirmiş. Madison'ın yerine daha yüksek overall'lı bir oyuncuya ihtiyacımız var. Hala gelişime açık yanılmıyorsam. 87 potansiyeli var. Ben 79 milyonla başlayacağım. Oo, direkt küstüler. Lan değerini veriyoruz. Direkt küsüyorlar. James Madison'ı Sevilla istiyor. Madison kalsın mı bilmiyorum ki. Size de yorum hakkı vermeden oyuncu alıp satmayı da sevmiyorum aslında da. Marco Asensio'yu satacaktık. Bayern geldi ona. 60 milyon isteyelim biz. 50 vermişler. 50.6'ya yükseldiler payla. 58.6 %5 pay kabul ediyorlar. Gerard Moreno'yu da isteyen isteyen ama hiçbir yere gitmiyor. Şimdi Claudio Costa zamanı arkadaşlar. As kadromuzu da görelim Sevilla'ya karşı. Sevilla'da Altay Bayındır kalede. Timo Werner forvette. Alaba stoperde. Atilla Zalay da orada stoperde. İki Fenerbahçeli. Enteresan. Sezonun ilk büyük maçlarından bir tanesi. Deplasmandayız. Sevilla dayız. Oho, Sevilla'nın atmosfer de güzel ha. Müzik falan. Keşke bizim Süper Lig'de de böyle şeyler görebilsek bir gün şu FIFA oyununda ya. Vay, açıya gel açıya. Gürkan Hoca'yı gösteriyorlar. Bizim Los Galacticos'u görelim arkadaş. Taraftarlarımızdan sakladık zaten herkesi. Yine göstermediler be. Altay'ı gösteriyorlar, yapıyorlar, bir şeyler ediyorlar ama Claudio Costa'nın Real Madrid'le ilk maçı. Vinicius Junior, Fede Valverde hepsi burada. Trent Alexander-Arnold sağ bekte. Topu söküyor. Şimdi Pellegrini ile geldik soldan. Pellegrini'nin ortası. Madison indirdi. Vinicius Junior. Vinicius'tan bir hareket. Vinicius'tan bir hareket daha. Vinicius harikalar yaratıyor. Geri dönüyor. Valverde aradan. Madison'a. Madison çok iyi. Ve Salay Costa. Costa offside day. Madison, Vinicius, Vinicius Junior çok iyi. Yes! Kaleci Bono mu? Altay pardon, Bono'yu unuttuk. Altay'ı unuttuk daha doğrusu. Fofana'dan uzun bir top. Johnson bizde. Vinicius Junior ondan Madison'a, Madison'dan Pellegrini'ye. Claudio Costa top istiyor. Lorenzo Pellegrini iyi bir ara pası. Claudio Costa ilk golünü o da atıyor. Claudio Costa'nın ilk maçı, ilk golü. Lan tam gol sevinci yapacağız, kesildi ya. Tüh, R1'den L1'e geçeyim dedim, ikisini aynı anda bastım. Afif çok iyi ya sol kanatta. Çok tehlikeli geliyor Afif. Afif, kaleci Pickford. Korner sonrası yükleniyor Sevilla. Yüklenmeye devam ediyor. Vazquez gol. Herkes defansımızda dona kaldı. Ona değiştim, buna değiştim. Hepsi yerinde saydı. Pickford'dan ilk maçında gol yenmeyen maç gelmiyor. Çünkü bu bizim defans oyuncularımız değil arkadaşlar. Neyse, Vinicius Junior. Daha fazla gol atmaya bakalım. Geçen sene işe yaramamış ama defansı da geliştireceğiz. İlk yarı 1-1 bitiyor. Orta sahada şöyle yapabilirdik arkadaşlar. Valverde'yi getirelim. Merkez orta saha oynasın burada. Marco Bulat da MDV oynayabilir. İkinci yarı başlıyor. Claudio Costa'dan goller yine bekliyoruz. Marco Bulat, Vinicius Junior, Claudio Costa. Şöyle süper ikili, müthiş. Vinicius ve 2-1. Hemen o gol geliyor. Verkaç müthiş. Gordon Miller gibi o da bir gol bir asistle başladı Real Madrid kariyerine. Claudio Costa'dan bahsediyorum. Dikkat, Afif. Afif ondan Werner'e. Bizim Pickford iş yapamıyor şu ana kadar. Defans da iş yapmıyor. 2-2. Timo Werner. Aman. Çok kötü defans yaptım cidden ya.
Kaşla göz arası 3 oldu. Ama bu gerçekten benim suçumdu. Burada gerçekten ben saçma sapan bir defans yaptım Pau Torres'le. Aha! Hemen 3-2 oldu. Nico Gonzalez, Pellegrini, Claudio Costa. Ver abi! Verdi! Valverde kalecinin üstüne vurdu. Sevilla bizi iyice açtı. Ocampos, Martinez bizi maçta tutuyor. Jota'yı getirelim. Jota'yı sağ kanat oynatalım. Yoğun baskı da açtık. Kısa oynadılar korneri. Vinicius Junior abi topu alıyor, düşüyor. Bu ne ya? Aman abi, aman abi, aman abi. Martinez iyi oynuyor arkadaşlar. Onu sorguluyordum ya. Diogo Jota şimdi. Haydi. Haydi. En azından bir puan burada, mağlubiyet almayalım. Vinicius Junior Pellegrini'ye. Pellegrini geri çıkardı. Hiç kimse istediğim yerde değil. Neyse. Vini. Onun pası. Pellegrini. Pellegrini'nin pası. Valverde. 10 saatte döneceksin de gol atacaksın sen Valverde. Evet. Soğuk suyumuzu içiyoruz. Deplasmanda patladık. İlk mağlubiyetimizi aldık. Gençler daha iyiydi iç sahada. Burada arda arda gelen 2 gol bizi mahvetti. Sevilla bizden daha fazla şut çekti. Claudio Costa 1 gol 1 asistle başladı ama o mağlubiyetle başlıyor. Jesus Vazquez maçın adamı. Ve maçın ardından Marco Asensio da gidiyor. Sattığımız ikinci oyuncu 58.6 milyona Bayern Münih'e. Transferin son gününe de yaklaşıyoruz arkadaşlar. Aha bir oyuncu daha. Gerard Moreno. Bizi ilk maçta kurtaran adam. Leicester City'ye gidiyor. Barcelona Malogusto'yu istiyor. Malogusto fena hareket etmiyordu da sadece sağ kanatta oynatmamız lazım sağ bekte. Acaba Malogusto'yu sağ bekte oynatıp Alexander Arnold'u mu satsak, ne yapsak? Çok sağ bekimiz var. O sayıya da teklifler geliyor. Bütçemiz 240 milyona yükseldi. Ben şimdi Xavi Simmons'ı burada Madison'ı vererek almak istiyorum. Pellegrini çok daha iyi oynadı. Madison artı 48 milyon. 54 istiyorlar. 44-4'e düşelim. 49-4 diyelim şimdi. Kabul ediyorlar. Oo, bizim Xavi Simmons da top imzalıyor. Hayırdır? Acaba bu olay büyük kulüplere özgü bir şey mi? Çünkü 86 overall Xavi Simmons. Barcelona'nın Xavi Hernandez'i vardıysa bizim de artık Xavi Simmons'umuz var arkadaşlar. Barcelona'da yapamadı. Barcelona'da oynamıştı değil mi altyapı? Oradan PSG'ye gitti. Aynen aynen, Barcelona altyapısında gelişme Xavi Simmons. Şimdi Real Madrid'e geçişini yaptı. Okey arkadaşlar, derbiyi de oynayalım. Atletico Madrid 0 puanda. Mağlubiyet almasaydık iyiydi ama Atletico Madrid de ilk iki maçını kaybetmiş. Birini Las Palmas'a, diğerini de Osasuna'ya. Aa, Atletico Madrid perişan. İç sahada domine etmemiz lazım. İlk 11'lere hiç de fena değil. Elif Elmas var, Puig orada. Felix Evani gayet sağlam takım. Bizde tek bir değişiklik var. Onu da göstermiyorlar. Arkada görüyorsunuz. Xavi Simmons, Claudio Costa görünüyor. Claudio Costa da ilk defa iç sahada sahne alacak. Sezonun ilk derbisi, Madrid derbisi başlıyor. Bakalım Xavi Simmons nasıl oynuyor ve Claudio Costa iç sahada daha iyi bir performans sergileyebilir mi? Valverde, Xavi Simmons ilk defa. Xavi Simmons üstten klas bir pas denedi. Aa! Lan şansa bak ya. Todibo düşerken top kıçına çarptı. Onların önünde kaldı. Arkadaş ya. Şimdi Xavi Simmons yine. Xavi Simmons etkili görünüyor. Ara pası yetti. Oo! Yes! Ama yani anlaşıldı ya, sanki kamera böyle bir yerde durdu. Offside. Bizim T-Rex offside. Xavi Simmons etkili başladı ya. İyi oynuyor. Fena değil. Nico Gonzalez, Xavi Simmons yine orta sahayı domine ediyor. Topuk pası klas. Pellegrini vuruşu. Şimdi pas. Aa, çok geç verdi o pası ya. Ortada Costa bomboştu. Şimdi Atletico Madrid kontra atakta geldi. Evanilson baskımız iş yaptı. İkisi beraber aldı. Martinez, Alexander Arnold ama çok kötü verdik. Martinez tekrar alabilmeye çalışıyor. Bravo Martinez. Xavi Simmons. Aha, aha. Çok iyi. Yes. Vini. Tek top yine Simmons. Aa, atamadı sol ayağıyla. Sağ ayaktı. Sağ ayak 3 yıldız. Lan keşke ortadakiyle vursaydım. Costa mıydı o? Neyse yine geliyoruz. Nico Gonzalez. Onun pası geçti. Gol. Offside de yok. Vay. Görücü önünde de su. Kendi taraftarının önünde de atıyor Claudio Costa. Müthiş ara pası. Orta sahada Nico Gonzalez'den geldi o. Gonzalez de sağ kanatta ben yeterliyim hocam demeye çalışıyor. Zamanlama 10 numara. Claudio Costa 2 maç 2 gol. Domine edebilecek mi La Liga'yı? Bu arada biz Şampiyonlar Ligi'nde miyiz? Ona da bakmadık ha. Avrupa'da nereye gidiyoruz?
Şu an belli olmuştur. Çünkü transferin son gününe yaklaştık. Bu bölümün son maçı bu arada. Dikkat. Belki bir transfer daha yaparım yoksa ya da size bırakırım. Sol bek'e ihtiyacımız var mesela. Malogusto sağ bek. Korneri verdik. Emil Smith Rowe'un korneri. Sağda bir ton İngiliz oyuncu var. Malogusto'nun kafası başarılı. Hocam el yok mu Elmas'tan? Dikkat, dikkat. Timber. Oo, Gusto. Ah! Tüh. Okey, bizde. Sakin. Şimdi Xavi Simons. Claudio Costa kaçmak istiyor. Claudio Costa biraz açıkta. Girdi gibi sanki. Claudio Costa ayak değiştirdi, vuramadı. Son anda galiba Gomez'den bir müdahale geldi arkasında ama yine Claudio Costa bu kez oblak. Abi Costa çok akıl dolu oynuyor ya. Kornerleri Alexander Arnold kullanır arkadaşlar değil mi? Ayak içiyle fal solu. Aha geliyor. Okey. Valverde. Oo, olmadı. Nico Gonzalez. İyi pas. Pau Torres. Valverde. Claudio Costa. Aha yerde kalan birisi vardı. Costa da ayağından açtı. Şimdi Pellegrini. Vinicius Junior sağ ayak plase kalecide. İlk yarı bitiminde 1-0 öndeyiz. İyi gidiyoruz. Kimseyi değiştirmeye gerek yok. İkinci yarının ilk atağı Atletico'dan. Pickford ne yapıyorsun? 1-1. Benim zayıf defansım tabii orada. Orası da var da o açıdan da Pickford yemezdi onu aslında. Şimdi Lorenzo Pellegrini. Ara pası deniyor yine. Claudio Costa döndü vurdu. Oblak. Costa'da gelişim var ya. Costa yırtıcı bir forvet oldu iyice. Xavi Simons kaybetmedi. Claudio Costa. Costa. Costa pas da vermiyor. Costa şimdi ver. Okey. Pellegrini. Costa neredesin? Claudio Costa buradan. Hocam el var. Bu kez penaltı. Penaltı mı? Ceza sahası dışı mıydı? Bir saniye. Penaltı. Penaltı. Aa, eli açık. Garanti penaltı. Topun başında Claudio Costa var arkadaşlar. Penaltılar 86'ya yükselmiş. Claudio Costa geliyor, vuruyor ve atıyor. Yes! İkinci golü. İki maçta 3 gol. Claudio Costa. Madridliler için Ronaldo sonrası. Ronaldo Regen onlara umut veriyor. Kımıldamadı kaleci. Bir gol daha atabilir mi? Hat-trick yapabilir mi? Joao Felix tehlikeli. Atletico yüklendi. Molina, ön direk Pickford. Bomboştu oyuncu. Gonzalez kafayı vurdu, uzaklaştırdı kornere. Vinicius Junior çok iyi döndü hocam. Hey, orada adamı düşürdü resmen. Gomez, ne güzel ilerleyecektik. Pau Torres bravo, iyi engel. Abi haksızlık oluyor hakem. Barcelonalı. Pellegrini üstten oynuyor. Claudio Costa süper aldı. Claudio Costa. Claudio Costa içeri kat etti. Claudio Costa! Lan gol oldu sandım resmen. Keşke tekrarını gösterseler be. Göstermeyecekler. Atletico yoğun pres açtı. Xavi Simons sağ kanatta. Xavi geri döndü. Gonzalez, sol ayaklı Gonzalez buradan zayıf. Arnold bu kadar yavaş mıydı lan? 80 koşuyor. O sayı yapalım. Arnold eskiden 92-93 koşmuyor muydu? Enteresan. Joao Felix, Martinez. Lisandro Martinez iyi oynuyor ya sanki. Arnold harbiden yavaş. Elden çıkarmak mantıklı olabilir bir Theo Hernandez için. Theo Hernandez Arnold takası. Malogusto sağ bek de oynayabilir aslında. Valverde onun pası. Vinicius'u düşündü olmadı. Nico Gonzalez pası. Claudio Costa'ya. Claudio Costa. Okey. Okey. İşimize yaradı. İşimize yaradı. Claudio Costa. O hareketi neden yaptık ve dışarı çıkmadı lan top. İki kez Claudio Costa ile hatalı hareket yaptım. İlkinde önünde kaldı ama. İkincisi çok kötüydü. Orada vursana Gürkan. Atar adam. Şimdi gol yemeyelim ha. Şimdi gol yemeyelim. Dikkat. Lisandro git yerine. Aman. Lisandro Martinez yerine gönderdik onu. Ve maç 2-1 bizim oluyor. Derbi bizim oluyor. Zorlu maçlar. Tek golle belirlenen skorlar. Birini kaybetmeseydik iyiydi ama Santiago Bernabeu'da 2-2'yiz. İkisini de 2-1 alıyoruz. 3.4 gol beklentisi. Biz domine ettik bu maçı aslında. Pau Torres maçın adamı olmuş. Claudio Costa 2 gol atmasına rağmen. Transferinde son gününe geliyoruz maçın ardından. Biz bu sezon UEFA'dayız. Sassuolo, Bodoglimt, Slavia Prag. 5. bitiren Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde değil. İnanılmaz. Bu arada Fenerbahçe Süper Ligi almıştı. Onlar A grubunda. Zor bir grup değil. Bizim Sheffield nerede acaba?
Burada göremiyoruz. C grubunda göremiyoruz. D'de değiller. E grubunda Lille Malmö. Güzel bir grup Sheffield için. Kemal de bu gruptan çıkarır takımını. İstanbulspor Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş. Bizim UEFA grubumuza da düşmemişler. C grubu çok zorlu bir grup Trabzonspor için. İstanbulspor, Sociedad, Mainz, St. Pat's. Şu Mainz'ı devirebilirse İstanbul buradan ilerleyebilirler. Belki son 16'da ya da 32'de falan bizle denk gelebilirler. Güzel olur. Arkadaşlar 192 milyon bütçemiz var. Alexander Arnold 80 koştuğunu yeni fark ettim. Yoksa daha önceden de belirtirdim onu. Oo, Theo Hernandez de Barcelona'daymış. Vermiyorlar. Onu düşündüm sol beke. Yoksa Alfonso Davies de var. Onu da vermiyorlar bu arada. Zaten klasik olur diyecektim. Çok alıyorum Kanadalı Puma'yı. Sol beke oyuncu yok. Siz yorum yapın. Nico Gonzalez'in yerine yeni bir oyuncu düşünüyorum. Sol beke oyuncu düşünüyorum. Gusto'yu sağa çekebiliriz ya da iki tarafa da oyuncu alabiliriz. Yedek stoperlerimizi biliyorsunuz. Verissimo ile Akanji. Jota var yedeklerde pek kullanmadığım. Jota'yı da aslında merkez ofansif orta saha falan Pellegrini'nin yerine de oynatabiliriz. Costa'nın arkasında. Pellegrini iyi oynuyor. Yoksa onu da düşünmeyecektim sanki ama fena oynamıyor. Jota'yı şöyle yapabiliriz mesela. Şu şekilde de oynatabiliriz takımı. Yorumlarınızı bekliyorum. Tavsiyelerinizi bekliyorum. Çok sağ olun izlediğiniz için. Like butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Süpersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.